Şimdi o randevuya gelmeden önce ama şöyle birkaç tweet de verelim. Kılıçdaroğlu bir tweet attı ziyaretten önce. Kavcıoğlu'nun ziyaretinden önce bir tweet attı ve dedi ki Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyor. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Bakın bu çok sert bir ifadedir. Çok. Merkez Bankası Başkanı'nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu. Şimdi böyle bir tweet attıktan bir gün sonra da böyle bir ziyaret gündeme geldi. Ve o ziyaretle ilgili de bir tweet daha attı Kemal Kılıçdaroğlu. Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan. Kara kış fonunu kur. Ayrıca bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz. Bakın bir önceki tweetinde Merkez, yani Erdoğan'a eleştiriyor ama Merkez Bankası Başkanı'na da bu ihanette sorumluluğun gitgide artıyor diyor. Ve bir gün sonra ziyareti gerçekleştireceği gün attığı tweette de yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Önce bu mesajları Murat Bey nasıl yorumladınız? Siz oradan başlayalım. İki tweeti sırasıyla açıklamak istiyorum. İlk tweetteki bahsedilen şey son dönemde kur istikrarı sağlanamadığı için Türkiye'de de rekabeti, yani uluslararası rekabeti gücün arttırmak, teknolojik gelişimle, katma değerli ürünle, emek verimliliğini arttırarak gerçekleştirilemediği için rekabetçi kur üzerinden denenmesiyle ilgili. Hemen açayım biraz bunu. Türkiye'deki döviz kuru yukarı gittikçe Türk lirası cinsi bütün maliyetler düşüyor. Nedir? Kiralar, en önemlisi nedir? Emek geliri, yani ücretler. Ve bu şekilde Türkiye'yi fakirleştirerek daha çok mal satmaya çalışıyoruz. Çünkü diğer teknolojiyi ve emek verimliliğini geliştirmek ancak uzun vadede mümkün. Bunu yapamazlar. Bu çok yıl alıyor. Zaten yapacak olsalar bugüne kadar yaparlardı. Yani şunu diyor Sayın Kılıçdaroğlu ve çok da haklı. Sert sözlerinde de haklı. Diyor ki daha fazla Türkiye'yi yoksullaştırarak dış rekabet gücü kazanmaya sakın ola devam etmeyin. Bu ihanettir diyor. İkinci dediğinize gelirsek, orada da ben esasını ilk okuduğum zaman, daha da görüşme gerçekleşmemişti, derim ki herhalde Kılıçdaroğlu ve etrafındaki parti yöneticileri ve parti üyeleri gidecekler Merkez Bankası binası önünde bir protesto eylemi gerçekleştirecekler. Çünkü hakikaten Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı'ndan bir onay almadan böyle bir görüşmeye girmesi, randevu vermesi çok zordu. Ama görüşme gerçekleşti. Görüşmenin arkasından şu ortaya çıktı. Sanıyorum, tahmin ediyorum, böyle bir bilgi açıklanmadı. Faiz indirimleri konusunda ilgili daha özenli davranılacağına dair bir şey alınmış ki Kılıçdaroğlu tonunu düşürmüş oldu. Çünkü biliyorsunuz çekirdek enflasyon gündeme getirilerek Eylül ayı başından itibaren geride kalan 5-6 hafta içerisinde Türk lirası %10'dan fazla değer kaybetmişti. Böyle bir şey gerçekleşti. Murat Bey, siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz, ne yakıyorsunuz ısınmak için? Siz çekirdek enflasyonun yükü altında mı eziliyorsunuz, normal enflasyonun yükü altında mı eziliyorsunuz efendim? Merak ettim. Tabii ki çok haklısınız bu söylemde. Sadece sizi desteklemek için biraz teknik görünümlü ama daha anlaşılabilir kılmaya çalışacağım bir veriyi vermek istiyorum. Şimdi manşet enflasyon resmi olarak %19,58'e çıkınca ve faiz indirmek için hiçbir neden de yok. Üretici enflasyonu da şu anda %44 düzeyinde, bir neden bulmaya çalıştılar. Apar topar bir neden icat ettiler. Çekirdek enflasyon. Ama bizde bir tane değil, 6 tane çekirdek enflasyon var. Hepsi yukarıda, bir tanesi aşağıda. Onu seçtiler. Sonra bu karardan sonra o da yukarı gitti. Yani teknik olarak baktığımız zaman çekirdek enflasyon bile aslında böyle bir faiz indirimi desteklemiyor. Kullandıkları çekirdek enflasyon da doğrudur. Sizin buradaki dokundurmanız yerindedir. Enerji fiyatları yok. Biz kış aylarında elektrik kullanıyoruz, doğalgaz kullanıyoruz, kömür kullanıyoruz. Temel gıdalar yok. Çünkü bunların fiyatları yurt dışı piyasalardan geliyor. Yani buğdayı biz üretsek bile buğday piyasası bütün dünyada
tek demeyelim, finansal araçlar kadar olmasa da bir bütün bir piyasa halinde gerektiği zaman yurt dışında fiyatı artıyorsa üretici de bunu yurt dışına satabiliyor. Dolayısıyla biz de bundan etkileniyoruz. Dolayısıyla bunları göz ardı eden bir çekirdek enflasyon vurgusuyla başlandı. Ama altını çiziyorum, o da yukarı gidiyor. Onu da tutturamadılar. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun atmış olduğu ilk tweet çok şey ifade ediyor ve bu halkı fakirleştiren ekonomi modeli konusunda ne kadar sert konuşulsa yeridir. Bunu hemen belirteyim. Peki Murat Bey, şimdi 21 Ekim'de değil mi para politikası kurulu toplantısı? Doğrudur. Şimdi bu toplantıdan önce böyle bir gündem oluştu. Ve görüyorsunuz muazzam bir medya ilgisi vardı Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'na ziyaretiyle ilgili olarak. Şimdi 21 Ekim para politikası kurulu, oradan diyelim ki faize hiç dokunmama kararı çıktı. Bir seçenek. Bir başka seçenek de bütün bu enflasyon rakamlarına rağmen, bunun yüksekliğine rağmen piyasa, hani bildiğimiz piyasa koşullarına aykırı olarak bir kez daha faiz indirme kararı çıktı. Bu iki seçenek ne anlama gelecektir böyle bir gündemden sonra? Öncelikle böyle siyah beyaz değil, arada gri senaryolar da var. Onlar daha olası olduğu için oradan başlamak istiyorum. 50 bas puan, yani %0,50 dolayındaki bir indirim zaten piyasada bekleniyordu. Finansal piyasalar olayları önceden fiyatlamaya çalışırlar, öngörmeye çalışırlar. Para kazanmak için bu gereklidir. Dolayısıyla zaten bir faiz indirimi beklentisi var. Bu belli ölçülerde fiyatlara girdi. Ama bu faiz indirimi geçtiğimiz aydaki bir anda nedensiz 100 bas puanı tekrarı şeklinde olursa ve karar metninde bu böyle aynen sürdürülecek, doğru yolda izlenirse tabii ki Türk lirası değer kaybetmeye rahatla devam eder. Ha bir de hep konuştuğumuz Erdoğan'ın istediğimiz şekilde çok daha sert, hızlı bir şekilde indirim olursa 200 bas puan, o zaman en korktuğumuz başımıza gelir. Şu ana kadarki değer kaybı yetmez, bir de üstüne belki de yeni bir kur hata yaşarız. Bakın kurun yükselmesi demiyorum, çok hızlı bir atak 2018'deki gibi. Ama muhtemelen 100 veya 200 bas puanına doğru gitmeyecekler. Geçtiğimiz aydaki yapılan faiz indirimi Şahap Kavcıoğlu'nun ben koltuğunu korumak için yapılmış olduğunu düşünüyorum. Alelacele aman işte bize söz vermiştin demişti Erdoğan ona. Herhalde o da tamam efendim, emredersiniz efendim, daha öteleyemeyeceğim efendim, yapıyorum efendim demiş ki böyle olmuştu. Bu sefer 50 bas puan yaparsa birazcık daha sakin olur ama şu andaki koşullar altında çok ne söylüyorum. Bizim hiç indirmememiz lazım. Hatta sadece bu ay değil, geçtiğimiz ayda indirmemiş olmamız lazımdı. Hatta gerekiyorsa bir puan daha arttırmış olmamız lazımdı. Çünkü bu reel faiz hesapları, yani verilen politika faizi eksi gerçekleşen veya gelecekteki enflasyon beklentileri öyle çok da ince ayar değil Türkiye gibi ülkeler için. Zaten faiz oranları, enflasyon oranları %1-2 dolar. Tabii şu an yükseldi özel nedenler ötürü ABD'de ama gelişmiş ülkelerde bunu çok ince ayar, çok böyle kuyumcu terazisiyle ayarlayabilirsiniz. Ama Türkiye'de zaten üfe %44 iken, tüfe %20 iken bunlar böyle yarım puanmış, bir puanmış olmaz. Dolayısıyla eğer sıfır indirim olursa, yani indirim yapılmazsa evet Türk lirası biraz nefes alır bir müddet. Eğer 200 bas puan gibi çok ciddi bir indirim yapılırsa yeni bir kur hatayla karşılaşmamız çok normal hale gelir. Muhtemelen bu ay birazcık daha ölçülü girecekler veya hiç yapmayacaklar. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi bu biliyorsunuz Merkez Bankası'ndaki asıl stresi artıran olaylar faiz indiriminden de öte. Hatta bu işte olası Suriye operasyonu veya ikinci parti S-400'lerden de öte. Merkez Bankası bir gece yarısı 3 üyenin görevden alınması, 2 yeni de üyenin atanmasıyla gerçekleşti. Yani bunların eğer bir faiz politikasıyla ilgisi varsa o stres yükselmekte haklı. Ama ben bunların daha başka nedenlerle olduğunu düşünüyorum. Yani biraz önce sizle konuşuyordunuz. Kılıçdaroğlu'nun devlet memurları, üst düzey bürokratları yapmış olduğu çağrıyı. Ben daha çok bununla ilgili, daha Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yapmadan içerideki bazı sıkıntılar olduğu için gerçekleştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla asıl çekineceğimiz konu sadece bir faiz indirimi veya para politikasının kısa vadede hatalı kararlar alınması şeklinde değil, daha çok 128 milyar doların örtbas edilmesi veya oradan çıkabilecek yeni bilgilerin önünün kapanması için olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Peki. Fikret Bila, hani hiç böyle bir hamle bekler miydiniz CHP Genel Başkanı'ndan? Hani bekler miydiniz derken, alışkın değiliz muhalefet liderinin gidip de TCMB Başkanı'yla görüşmesi. Hele hele bir gün önce böyle bir tweet atıp Kavcıoğlu'na bu ihanetteki sorumluluğun giderek artıyor ve sizi unutmayacağız deyip de bir gün sonra da
Oraya gidip görüşme yapması ve muazzam bir medya ilgisi. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun demeci esnasında uzatılan mikrofonların çeşitliliğine bakın. Ne dersiniz? Evet, bence çok etkili bir yöntem kullandı Gökmen Sayın Kılıçdaroğlu. Tabii devleti çok iyi bilir Sayın Kılıçdaroğlu. Uzun yıllar hesap uzmanı olarak çalıştığı için Merkez Bankası'nın işlevini de bilir. Personel hukukunu da bilir. Vergi hukukunu da bilir. Devleti iyi tanıyan bir liderdi Sayın Kılıçdaroğlu. Merkez Bankası da son dönemde çok gündemde olduğu ve arka arkaya hatalar yaptığı ve buna rağmen Merkez Bankası'ndaki hatalara direnen başkan yardımcılarının, kurul üyelerinin görevden alınması da üstüne gelince Sayın Kılıçdaroğlu bu olaya bir müdahale etmek gerektiği düşüncesine vardı bana göre. Ve etkili muhalefet gücüne güvenerek de doğrudan gidip Merkez Bankası Başkanı'nı makamında ziyaret ederek uyarma gereği duydu. Ve bunun da Kubilay Bey'in dediği gibi Cumhurbaşkanı'nın bilgisi ve onayı dahilinde olduğu kanaatindeyim ben de. Bunun hemen Burak Demir'in kabul edilmesi, bir anlamda Merkez Bankası Başkanlığı'nın Kılıçdaroğlu'na karşı savunma pozisyonuna geçmesi, Kılıçdaroğlu'nun etkinliğini ve iktidar değişikliği beklentisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Burak Demir'in kabul edilmesinin anlamı, Kılıçdaroğlu liderliğindeki Millet İttifakı'nın iktidara yakın olduğunun aslında iktidar tarafından da kabul edildiği sonucunu çıkarmak gerekir. Bu anlama gelir. Çünkü demin de ifade ettim, asla iktidar muhalefeti kale almayan, onu yok sayan, hiç önemsemeyen bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyaydık. Şimdi ise hem memurlarda bir çekinme, hem iktidarda niye memurlarımızı bu şekilde uyarıyorsun diye neredeyse panik sayılabilecek sertlikte bir yanıt, hem de Merkez Bankası Başkanı'nın davetini kabul etme gibi değişmiş tutumlar görüyoruz. Dolayısıyla bu muhalefetin etkinliğini gösteriyor ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da oyunu gayet iyi kurduğunu, yani Millet İttifakı'nı oluştururken yaptığı gibi seçimlerde ince hesaplar yaparak tavır koyduğunu gösteriyor. Buna benzer olayları da görebiliriz Gökmen bundan sonra. Çok tartışmalı kurumlara Sayın Kılıçdaroğlu gitmek isteyebilir. İşte Yüksek Yönetim Kurulu gibi, Genelkurmay Başkanı gibi birçok konunun tartışıldığı kurumlarda bu tür girişimler yapabilir. Emniyet Genel Müdürlüğü gibi, ne bileyim MİT Başkanlığı gibi böyle hareketler olabilir. Çünkü şunu diyor Sayın Kılıçdaroğlu, biz de varız ve yakında ülkeyi biz yöneteceğiz. Ona göre hareket edin, ayağınızı denk alın mesajı veriyor bu gidişlerle. Peki, şimdi bilmiyorum, zamlar etkiliyor mu sizi Barış Pehlivan, Salim Şen, ne bileyim motorine zam geliyor, benzine zam geliyor. Etkiliyor mu sizi bilmiyorum yani. Marketlerde etkiliyor tabii ki yani. Marketlerde etkiliyor mu? Tabii mesela etkiliyor. Dövizdeki yükselme etkiliyor mu sizin hayatınızı? Kesinlikle etkiliyor. Nasıl çünkü... kesinlikle? Şimdi kesinlikle etkileyemez. Çünkü geçenlerde bir haber kanalında şöyle bir KJ vardı yani altyazı. Dövizdeki yükseliş günlük hayatı etkiliyor mu etkilemiyor mu diye. Yani etkilememe ihtimali de dikkate alınmış haber kanalında. Böyle bir şey olur mu? Dövizdeki yükseliş nasıl günlük hayatı etkilemez? Olsa olsa o KJ şu kadar olur. Şöyle olur. Dövizdeki yükseliş günlük hayatı ne kadar etkiliyor diye bir KJ olur. Berat olsa. Alman.